Bak bak, Medine'yi bekliyor onlar. Şerefimiz iki paralık etti. Tamam tamam, anladım canım, tamam. Sonra konuşuruz, oldu mu? Hadi görüşürüz. Kime gelmiştiniz? Medine'ye. Kim dediniz? Medine diyorum kardeş, duymuyor musun? He? Abileriyiz biz. Hangi evde? Bilmiyorum ki. Gazeteciler vardı. Girerken de görmedim. Siz burada bekleyin. Ben bir evlere sorayım. Çabuk sor. Ya Songül, şimdi biz ne yapacağız? Burada böyle sabaha kadar oturup mal mal resulü mü bekleyeceğiz? Plan ne? Şimdi, geçen sefer bu abinler seni aradığında kaç saat sonra buraya gelmişlerdi? He? Bilmiyorum abla, yani böyle 8 saat falan sürmüştü herhalde. Oldu o kadar neredeyse. Eli kulağındadır yani, gelir bunlar. Abla ama bu sefer sadece Resul abim gelmiyor yani, diğer abim de geliyor. Yaşar abim. O Resul abimden daha da fenadır. Laftan falan da anlamaz o. İşi gücü vursun, kırsın. Korkmayın bakayım. Yavaş vursun kırsın. Yok öyle. Geçen sefer ben nasıl korudum seni, atladım o silahların önüne. Bu sefer inşallah yani ikna edeceğiz. Yani becerebilirsek, ki ben inanıyorum becerebileceğimize. Ben koruyacağım sizi. Allah'ım. Gel, gel sen de gel kızım. Gel. Helal olsun be Songül'üm. Hakikaten iyi dedin vallahi ya. Kurşunların önüne atlamak zorunda kalmaz tabii inşallah. Öyle tabii ya. Biz bu kızları sokakta mı bulduk Feyyaz Bey? Ordu gelse alamaz elimden vallahi ha. İyi ki varsın ablam. Aha, Nergis arıyor. Ay. Dur. Alo Nergis hanım. Feyyaz, güvenlikten aradılar. Gelmiş Medine'nin abileri. Ne diyeyim? Güvenlikten arıyorlar, abileri gelmiş. Ne diyeyim? Gelsinler. Gelsinler. Korkmayın. Bana güven. Hayriye'de haber verelim. Hadi gazamız mübarek olsun o zaman. Allah da yüzümüze baksın. Hadi bakalım. Tamam mı? Boşuna konuşma. Geçen sefer de bana güven dedin. Güven. Bana güven. Bak vallahi de billahi de. Şuradan şuraya adım atmak nasip olmasın. Ben kendi kızıma nasıl sahip çıktıysam, bu Medine'ye de öyle sahip çıktım. Çıktı. Hem de sizden daha fazla sahip çıktı. Siz vururum, keserim, asarım demek dışında ne yaptınız ki bana? Ne diyorsun kız sen? Senin dilin fazla uzamış ha. Tamam sakin, sakin. Bedevi silah var, sus istersen. Sustum. Ben hep sustum. Hep sizin istediğiniz Medine oldum. Şimdiyle başkasının lafıyla beni 2 dakikada gözden çıkardınız. Bunlar aile meclisinde konuşulacak şeyler. Düşün önüme. Hayır hayır. Ya hayır, bir yapma, yapma. Ya kadın sen de sen de yapma. Murat'ım sen niye geldin? Güvenlik aradı. Medine'nin abileri geldi deyince ben de geldim. Eceli gelen köpek cami duvarına şermiş. Tamam tamam, tamam yapma. Sakin sakin sakin. Ne biçim insanlarsınız ya? Hiç mi tanımıyorsunuz kardeşinizi? Geri bas. Böyle şeyler yapmayacağını bilmiyor musunuz? Murat'ım yapma. Orada geri bas. Murat'ım yapma, tamam. Ver o silahı adam gibi erkek erkeğe konuşalım, ver. Murat'ım konuşacağım la ben seninle. Murat kafa ilerleme, daha fazla lütfen. Susun, susun. Bu kızın namusu hiç kimsenin ağzına sakız değil. Kimsenin. Çünkü bu benim kızım. Ailem. Nerede senin ailen be? Evet, benim ailem. Bak ben senin anlayacağın dilden söyleyeyim. Ben bu kızı oğluma aldım. Biz söz kestik. Kendi aramızda. Namusu benim namusum dedim. Yalan etmedim. Bak yanına yaklaştırmadım. Çünkü ben aslında oğlumu Medine'ye aldım. Biz öyle söz falan anlamayız. Resul abime de yalan söylemişsiniz. İnanmayız.
Madem öyle, evlenecekler. Anca o zaman inanırız. Tamam. Beni mi takip ediyorsun sen, stalker? Emin ol, senden daha önemli işlerim var. Ona eminim zaten. İspiyonculuk gibi. Evinize hoş geldiniz Levent Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bugün eve geç gelmişsin. Hanzade Hanım'la ders de yapmamışsınız. Evet, biraz öyle oldu. Yani benim kişisel maruzatlarım vardı. Anlıyorum. Da bu eğitim işi de önemli. Tamam, davet gecesini bir şekilde atlattık ama her zaman böyle olmaz değil mi? Evet, haklısınız. Ama sen bu işi ciddiye almayacaksan yol yakınken bitirelim. Yok yok, ben anlıyorum sizi. Pekala. İsmail, bana bir kahve. Tabii efendim. Ben de senin açığını yakalamazsam grev kırıcı seni. Keyfe bak ya. Sen gül gül, bunlar son gülüşlerin. Ya, namus cinayeti mi? Hayriye, biz nerede yaşıyoruz? Kaldı mı böyle şeyler? Yani bence de saçma. Kalmaması lazım ama kaldı işte. Yani o kadar uzağa gitmeye de gerek yok. İnsanlar böyle şeyler hep Anadolu'da sanıyor ama... yani tam da burada, bu evde bizim temizlikçi arkadaşımız Meryem öldürüldü. Bu evde? Hı. Bahçede buldular cesedini. Yukarıdan atmışlar, itmişler kızı. Böyle bir yerde şu olanlara bak. Hala aklım almıyor. Polisi arıyorsun değil mi İsmail? Arıyorum efendim. Hayır, sizinki de iş. Polisi aramak yerine niye adamların karşısına çıkıyorsunuz? Niye normalleştiriyorsunuz Hayriye durumu? Bir ihbarda bulunmak ya istiyordum. Bir şey derdim de şimdi. Türkiye burası. Krizantem sitesi, evet. Medya'nın abileri geldi. Dergi Hanım'ın evine gittiler. Biliyoruz Medet abi. Biz de oraya gidiyoruz şimdi. Sen de eli silahlı adamları içeri aldın öyle mi? Güya burası güvenlikli site. Sen tamam, de bana öyle yap dediler. İçeri al, bize haber ver dediler. Tamam Medet abi, tamam yürü. Medine ya kardeşim! Ne bakıyorsun? Bir bana etsene! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.